Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün yine şöyle Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Şöyle pudra pembesi bir ipim var hanımlar. İpimin renk numarasını vereyim. Şöyle 161 numara ipimizin renk numarası hanımlar. 161 numara. Tığım 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim. Sizin elinizin alışık olduğu bir tığ varsa kullanabilirsiniz hanımlar. Yeni de başlıyorsanız iplerin üzerine önerilen numaralar var. O numaraları takip ederek e, kullanabilirsiniz. Tığınızı seçebilirsiniz hanımlar. Çok güzel çok da kolay gerçekten çok kolay yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği hem şık hem gösterişli hem de kolay bir model anlatacağım. Bu modelde ne yapabilirsiniz? Yelekleri yapabilirsiniz, bluzlar yapabilirsiniz, etol şallar yapabilirsiniz hanımlar. isterseniz bebek battaniyesinde bile kullanabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle minik minik kalpler diyelim öyle benzettim ee, bir model. Şöyle iplerimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. diyerekten başlıyoruz hanımlar zincir çekmekle başlıyorum her bir modelimiz için 9 tane 9 ve katlarından oluşuyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir mi? 9 artı 9 artı 9. O şekilde her bir modelimiz için 9 tane zincir. 1, 2, 3 zincir çektim. ipimi doladım. Şöyle bir tane zincirimizi fazla çekelim. 1, 2, 3 oldu. Dördüncüye batıyorum ve trabzan yapıyorum. Bir sonrakine battım trabzan. Bir sonrakine trabzan. Şöyle bir sıra ben trabzan gideceğim hanımlar. Siz istediğiniz sayıda sıra yapabilirsiniz. Sıralarınızı kendiniz belirlersiniz. Benim sadece model anlatımı olduğu için şöyle bir sıra benim için yeterli oluyor hanımlar. Siz kendi zevkinize göre sıralarını belirleyebilirsiniz. Ben e, trabzanlarımı yaparken hanımlar ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan da anında haberdar olursunuz. E, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şimdi bunu bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım. Bir, bir zincir çektim. Şöyle dönüyorum. İlk trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir, iki, üçüncüye şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki zincir çektim. 1 2 3. şöyle sık iğne ile sabitliyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burada trabzanlarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. trabzana giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane atlıyorum. 6.'ya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 2 zincir çektim. 1-2 trabzan boş bırakıyorum 3. trabzana sık iğne ile sabitliyorum 1-2-3-4-5 zincir trabzanları sayıyorum 1-2-3-4-5 6. sık iğne ile sabitliyorum zincirimi 1-2 zincir 1-2 boş bırakıyorum 3. sık iğne ile sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir. 1, 2 atlıyorum. 3. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burası kenar olduğu için burada da 3 tane zincirle başladık hanımlar. Bakın. 1, 2, 3. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Burada 1 2 3 4 zincir çektim döndüm hanımlar. 1 2 3 sefer doluyorum. Burada 2 tane zincirimiz vardı ya hanımlar. 3 değil, 2 olanlar. İçine giriyorum. Şöyle. 2 kere dolalım hanımlar. 1 Trabzanlı yaptım. 1, 2 doladım. İstersek 2, istersek 3 tane 3 sefer dolayabiliriz. 2 tane trabzan yaptım. 3'lü trabzan. 1 zincir çektim. 1, 2 kere doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle 3'lü bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yaptım. Son trabzanın şöyle belinden dolayıp şöyle sabitliyorum zincirimi zincirimi sabitledim hafif ipimi uzattım ipimi doluyorum hanımlar şöyle bakın trabzanın beline doluyorum 1 2 3 4 5 6'lı bir fıstık yapıyorum şöyle bir seferde kapatıyorum bir zincir çektim. Bir iki kere doladım. Aynı yere tekrar batıyorum onunla. Bakın aynı yere batıyorum. Şöyle üçlü bir trabzan. Bir iki kere doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir iki üçlü bir trabzan. Hiç zincir çekmiyorum. Bir iki kere doladım. Bakın şu beşli çektiğimiz zinciri boş bırakıyoruz, ikili zincirimizin içine giriyoruz. Şöyle üçlü bir trabzan yaptım, bir iki kere doladım, aynı yere tekrar battım. İki tane trabzan yaptım, bir zincir çektim, bir iki kere doluyorum, aynı yere tekrar batıyorum Bir iki üç seferde çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şöyle sık iğne ile sabitliyorum. ipimi doladım. Çok minik yani hafif bir uzatıyorum. Uzatmazsanız da olur hanımlar. Şöyle ipimi doluyorum. Trabzanın beline 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı bir fıstık yapıyorum. Hepsini bir kapatıyorum bir zincir bir iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle üçlü bir trabzan tekrar bir iki kere doladım aynı yere battım ikinci trabzan mı yapıyorum yine buraya bir zincir çekmeden iki kere doluyorum bakın ikili trabzan çektik ya iki trabzanın içine bir zincir iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum bir trabzan 1 2 3 zincir beline doluyorum pırpır pır yapıyorum tepe ipimi doladım trabzanın beline bir iki üç dört beş altı hepsini bir kapattım bir zincir iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum gerçekten çok kolay bir model çok da şık bir model hanımlar bir zincir çekmeden iki kere doluyorum ve yine ikili zincirin içine tane trabzanımı yaptım bir zincir iki kere doluyorum aynı yere tekrardan şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 hepsini bir kapattım bir zincir iki kere doladım aynı yere batıp üçlü bir trabzan Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum şöyle iki kere dolalım burada bir sık iğne ile şöyle zincirle döndük ya oraya batıyorum şöyle bir kenar trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 zincir dönüyorum şöyle dönüyorum bakın hanımlar şu iki trabzanla fıstığın arasındaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir diğer tarafa bakın şu boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım şöyle modelimizin ön yüzüne geliyoruz hanımlar buradaki bakın birinci Fıstığımızın yanındaki trabzan değil diğer trabzanı şöyle beline doluyorum. Buraya minik bir trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bakın diğer modelin beline şöyle trabzanın beline doluyorum. Bir trabzan. Bir iki üç zincir. Bakın şu trabzanlarla fıstığın arasındaki boşluğa bir zincirimiz var ya. Batıyoruz. Sık iğne ile sabitledim. Bir, iki zincir. Diğer boşluğa. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki, üç zincir. ipimi doluyorum. Bakın şöyle önden. bu şekil göstereyim. Trabzanın beline dolayıp buraya minik bir trabzan hiç zincir çekmedi bakın diğer modelin trabzanlı bir iki üç zincir ara boşlu bir iki zincir diğer ara boşlu fıstıkla trabzan arasına bir iki üç zincir ipimi doladım bakın trabzanımın beline dolayıp şöyle minik bir trabzan ipimi doladım diğer modelin trabzanını burada şöyle iki tane minik trabzanımız oldu 1 2 3 zincir boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir diğer boşluğa 1 2 3 zincir ipimi doladım şuraya şöyle minik bir trabzan 1 2 3 4 zincir çektim hanımlar dönüyorum bir iki kere doluyorum bakın burada iki tane zincir çektik dönerken hanımlar zincirimizin içine giriyoruz şöyle üçlü bir trabzan bir iki kere doluyorum modelimizi tekrarlıyoruz hanımlar iki sıradan oluşan bir model şöyle iki tane trabzan bir zincir iki kere doluyorum yine aynı zincirin içine batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir Şöyle tepe sıkını ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. 1 2 3 4 5 6 Şöyle hepsini bir kapattım. Bir zincir iki kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. iki tane trabzan ipimi doluyorum iki sefer hiç zincir çekmiyorum alt sırada yaptığımız gibi. Bakın şöyle tepeye iki tane zincir çektik ya hanımlar O ikili zincirin içine giriyorum. Bir, iki kere ipimizi doluyoruz. Şöyle üçlü bir trabzan, bir zincir, iki kere doladım. bir trabzan 1 2 3 zincir beline doluyorum ipimi doladım 1 2 3 4 5 6'lı bir fıstık yaptım hepsini bir kapattım bir zincir iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle trabzanlarımı yapıyorum 1 iki İki kere doluyorum bakın ikili zincirin içine bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım hanımlar aynı şekilde sıramızı tamamlayalım gelelim sıra sonuna geldim İpimi doluyorum burada zincirim var ikinci zincire geliyorum şöyle ikili bir trabzan hanımlar 1 2 3 zincir çektim döndüm 4 zincir çekiyorum hanımlar. Bakın yine şu ara boşluğa fıstıkla trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Aynı şekilde 1 2 zincir. Bakın fıstıkla yine diğer trabzan arasına bu sabitledim. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın modelimizin ön yüzüne hanımlar. Şöyle ön yüzünden giriyorum. İlk trabzanın beline şöyle ikinci trabzanın beline bir trabzan ipimi doladım Bakın diğer modelin ilk trabzanla şöyle belinden giriyorum bu minik trabzanlar yapıyoruz 1 2 3 zincir ara boşluğa batıyorum sık iğne ile sabitledim 1, 2 zincir bir ara boşluğa giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım Bakın, şöyle birinci değil ikinci trabzanın beline minik bir ikili trabzan ipimi doladım. Diğer modelin ilk trabzanın beline giriyorum. Şöyle bir trabzan. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Üç zincir. Gerçekten çok kolay, çok da şık bir model. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor. Çok da uzatmak istemiyorum. Bakın burası modelimizin ön yüzü. Burası da arka yüzü. Şöyle daha önce daha büyük bir parçada çalıştım hanımlar. Bakın şöyle beşli bir beş model üzerinde çalıştım daha önce. Gerçekten çok güzel, çok kolay, çok şık bir model. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. Modelimizin arka yüzü bu şekil hanımlar. Burası bu şu minik trabzanlar yaptığımız yer modelimizin ön yüzü oluyor. Yani zaten gittiğimizde belli oluyor. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.